2020'de çok şeyler yaşadık, çok sıkıntılar yaşadık. Hem ekonomik hem doğal afetler açısından baktığımızda çok sıkıntıların yaşandığı, halkın birçok acı çektiği bir dönemden geçtik ama dün biliyorsunuz İzmir'de yaşanan depremden sonra çoğu vatandaşımız hayatını kaybetti. Buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sonuçta sizin de bildiğiniz gibi kentsel dönüşümden başlayıp işte imar yasalarıyla halkın sağlığından, yaşamından çok daha çok kârı, rantı düşünen bir anlayışla hareket eden sermayenin getirdiği bir durumla karşı karşıyayız. Doğal bir afet yaşanıyor ama insanlar yaşamını kaybediyor. Daha önceden işte yakın zamanda Elazığ'da yaşadığımız sıkıntılar gibi, deprem gibi. Dediğim gibi tekrardan yakınlarına başsağlığı diliyorum. Pandemi dolayısıyla biraz daha kongremizi sınırlı bir şekilde yapalım dedik. Sonuçta salgın konusunda iktidarın bütün sorumluluğu halka yüklediği bir dönemden geçiyoruz. Emekçiler bu sömürüden kurtulacak. Ama bu zamana kadar biraz bu ortak mücadeleyi, dayanışmayı büyüterek bunu gerçekleştirmemiz lazım. Elbet bir gün üretici köylü keyifle tarlasını ekip biçecek, oradan ürününü alacak ve dağıtacak. Elbet bir gün bu düzen değişecek. Ve bu düzenin değişeceğini daha gür söylemek gerekiyor artık. Kabul etmiyor.